Rusya tarafındaki CBDC açıklamaları üzerine konuşacağız. Rus milletvekili diyor, CBDC'lerin potansiyeline güveniyor. Biliyorsunuz CBDC'ler üzerine çalışma dünya çapında şu anda sürüyor. Öyle ki hem Çin tarafında, Kanada tarafında, Rusya'da, ABD'de de sürüyor. Tabii ABD'deki çok daha yavaş bir şekilde sürüyor maalesef. Bunun temel sebepleri ve gerekçesini Jerome Powell da açıklamıştır ve doğrudan enflasyon üzere odaklanmış bir ABD Fed yapısı bulunduğundan dolayı CBDC ya da diğer herhangi finansal işte enstrümanlar, araçlar veyahut konular üzerinde çok fazla duramadıklarını açıklamışlardır. Eyalet bazında çalışmalar var daha çok ABD'de. Çin'de tabii CBDC'ler çıktı. Belli başlı noktalarda kullanıma ve yavaş yavaş bu noktada tabii halkı da teşvik etmeye çalışıyorlar. Çin tarafında daha çok şu an için uçak seyahatlerinde ve şehirler arası otobüs yolculuklarında var. CBDC'ler ile ödeme yapanların %2 indirimli bir şekilde bundan yararlanıyor olması şu an için söz konusudur. Kanada tarafı CBDC'lere teşvik programı doğrultusunda kripto paraları doğrudan aslında kullanmıştır. Bu daha doğru. Zaten Kanada öncesinde bir takım çalışmalar yapmıştı CBDC'ler hakkında ve kripto paralar üzerine. Kanada Merkez Bankası beraberinde CBDC'leri oluştururken kripto paralardaki de biliyorsunuz ambargoyu kaldırdılar. Yani artık isteyen istediği kadar yatırım yapabilir dediler ki burada kripto paralar üzerinden bir teşvik. Yani ne demek kripto paralar üzerinden teşvik? Belli başlı kurum kuruluşların kripto paraları tutması yasal olarak tanınacak ve ödemelerin yapılması da zaman içerisinde kripto paralarla yasal olarak tanınacak. Bu da tabii ki yine Kanada doları ve CBDC ile arasındaki bu dijitalliğin korelasyonunu kurmaya çalışacaklar. Bu tabii piyasamız için de pozitif ve gayet iyi bir durum. Rusya tarafında da malum çalışmalar var. İlk önce Merkez Bankası Rusya'nın kendi yani devletin bir borsa kurması üzerine açıklamalar ve bu şekilde bir genel bakış açısıyla hareket etti. Fakat sonradan dediler ki ya devlet kurmasın, biz özel sektörün daha çok kurabilmesi için teşvik edelim. Aynı zamanda hem piyasada hem de ülkede rekabet artsın tarzında bir bakış açısına gidildi ve bunları destekleyecekleri söylendi ki evet bu ülke içinde piyasa içinde gerçekten daha da iyi bir durum. Aynı şekilde Merkez Bankası ülke içindeki bir takım blockchain taraflarıyla işten anlayan işte özel sektörle vesaire işin içerisine girdiler ve sınır ötesi işlemler üzerine birlikte çalıştılar ki CBDC'lerin çalışma noktasını da ve kripto para teknolojisini de anlayabilmek üzerine bir çalışma yürütmüşlerdi. Rusya'nın milletvekili olan diyor Anarete Aksakov CBDC'lerin yavaş yavaş özel bankaların önüne geçeceğini söyledi. Rusya'daki bir yasa koyucuya göre Merkez Bankası dijital para birimleri ve blockchain teknolojisinin geleneksel bankaların yerini alması muhtemel görünüyor. Rus milletvekili Anatoli değil miydi ya? Anatoli miydi? Aksakov geleneksel bankacılık sisteminin dijital rublenin benimsenmesiyle ortadan kalkacağını ifade etti. CBDC'ler yavaş yavaş özel bankaların yerini alacak diyor. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Ülkelere genel olarak bir baktığımız zaman zaten şu an CBDC'ler üzerine çalışılıyor. Zaten geleneksel finans dediğimiz yani blockchain ve kripto paraların bankacılığın yerini alacağını daha önceden beri artık bu husus bilinen bir durum. O yüzden şu an zaten bundan kaynaklı olarak hem devletler bunun üstüne çalışıyor vesaire diyebilirsiniz ki ya arkadaş o zaman koskoca Deutsche Bank, koskoca Bank of America, Bank of China, ne bileyim işte bir sürü banka, JP Morgan, Goldman Sachs falan, Sberbank Rusya'nın. Bunlar yok mu olacak? Yani şimdi hepsi
Yok olmayacak herhalde. Sonuç olarak mesela borsaların ilerleyişiyle alakalı biliyorsunuz ki konuştuk. Dedik ki ilerleyen yıllarda borsa tabiri ve borsa olayı yani bu Binance gibi Jax'ler olmayacak. Yerini daha çok DEX ve DeFi'ye bırakacak. Mesela bir ödeme sağlayıcısı aynı şekilde işlem yapıcı olarak üçüncü taraf görevleri ve vizyonları olacak ve işte Twitter olsun, Google olsun gibi taraflar için bu hizmeti sağlatacaklar. Ama cüzdanların tutulduğu ve yatırımcıların satışı ya da alımı yaptığı yerler belki bu TradingView sitesi, belki bu YouTube sitesi, belki bu CoinMarketCap sitesi. Her bir tanesi üzerinden olabilecek. Ama bu demek değil ki Binance, Coinbase gibi taraflar yok olacak. Buraya evrilebilirler. Bakınız, bu da bir seçenektir. Bu da aynı zamanda halihazırda adı geçen Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın, Deutsche Bank'ın, aynı şekilde Bank of America, JP Morgan Chase gibi adını saydığımız ve şu anda dünyanın en büyük 10 bankası listesine bakarsanız her bir tanesinin istisnasız bir şekilde blockchain ve kripto paralar üzerine çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki bankaların adı ister banka olsun, ister birkaç sene sonra adı kripto borsası olsun, isterse de adı kalem ya da kağıt olsun. Sonuçta bunların bu kadar köklü bankalar olmasının sebebi banka adına bağlı oldukları için değil, finans alanındaki değişikliklere kimi zaman yön verebildiği, kimi zaman bu yönü başarılı bir şekilde takip edebildikleri için zaten bu kadar iyiler bunlar bugün ve muhtemelen bir gün blockchain bankacılığı yendiğinde bu adamlar yine çok iyi olacaklar. Çünkü onlar da bunu kullanıyor olacak. Aksakov, IF Medya Forumu toplantısında yaptığı açıklamada bankaların rolüne gelince blockchain'in gelişmesiyle birlikte gelecekte rollerinin azalacağını düşünüyorum dedi. Özel bankaların yeni bir kullanım alanı bulmaları gerekeceğini, dijital finansal varlıkların ve dijital rublenin altyapısına katılabileceklerini ifade eden Aksakov şunları söyledi. Hizmet ettikleri geleneksel rol yavaş yavaş ortadan kalkacak. Doğru. Evet. Rusya Merkez Bankası rublenin günlük kullanımı 200 bin ruble veya kabaca 2000 dolarla sınırlandırdığında belirtti. Falan filan. Evet. Genel olarak durum budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.